Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, renklerden de anlaşılacağı üzere bu papatya renkleri arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Son zamanların en çok modelinin yapılmasını istenilen bir model arkadaşlar. Şu şekilde modelimizin. Modelimiz arkadaşlar saç spreyi ile de tutturup böyle sert bir şekilde spreyleyebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş. Çok güzel bir model. Buralarında arkadaşlar kalemle yapıyorum. Siz dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapımına bu karanfil ister papatya deyin arkadaşlar. Motifimizin yapımıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi bu ilk yaptığım zincirin içine girip bu şekilde arkadaşlar bir yuva oluşturuyorum. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Hemen yaptığım halkamın içine girip 2 2 alarak bu şekilde arkadaşlar bir tane yuva hazırladım. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine 2 2 olarak aldım. 4 zincir bir defa doluyorum. Bu şekilde 2 2 alarak bir yuva yaptım arkadaşlar. Sonuncu yuvamız için tekrar 4 zincir. 4 zincirimi buradan arkadaşlar üçüncü veya ikinci zincirinizin genişliğine göre de fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Buraya tam beş tane yuva hazırladım. Şimdi arkadaşlar ilk yuvamın içine sık iğne ile girdim. İki zincir, bir defa doladım, yuvaya girdim, iki, iki olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 4 zincir daha önce havlu kenarında filan sizle çalıştık arkadaşlar bu yaprak motifini bir defa doluyorum yine aynı yuvanın içine girdim 1 2 2 bir tık yavaş yavaş yaprak boyutunu büyütüyoruz 4 zincir 4 zincir hiç değişmiyor arkadaşlar bu trabzanlarımızın kirpik sayısı 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 3 seferde aldığım bir tırabzan. Şunu arkadaşlar koparalım. Sonra yakarız. 4 zincir. 4 zincirimi yuvada kapattım. 3. kirpiğim. 2 defa doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 2 2 olarak aldım. Yine 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar trabzanıma kirpik olarak. Sonuncu trabzan için 3 defa tığımızın başını doladık arkadaşlar. Ve aynı yuvaya girdim. Bir, 2, 2, 2, iki olarak bu şekilde öbür trabzanlarımdan bir tık yukarıda olacak şekilde boyunca trabzan yaptım. 4 zincir 4 zincirimi kapattım buraya en son trabzan arkadaşlar sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yaptım 8. de aynı yuvanın içine kapattım bu şekilde arkadaşlar yaprağım hazır. Gördüğünüz gibi çok da hoş oldu arkadaşlar. Tekrar hemen yandaki sık iğneye yani ikinci yuvama girdim. Aynı şekilde iki zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvada iki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapattım bu şekilde. Bir defa yine arkadaşlar. Bu sefer 3 seferde çekeceğiz. 1 2 2. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum kilpik olarak. 2 defa doluyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip 2 2 2. 3 seferde aldım. 4 zincir kapatıyorum trabzanımda. da yine iki defa doluyorum aynı yuvanın içine bir iki 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 dört zincir dört zincirimi kapatıyorum kirpik olarak en son üç defa doluyoruz tığımızın başına. aynı yuvanın içine girdim bir iki 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 iki, iki olarak altı Yine 4 zincir kapatıyorum trabzanıma kirpik olarak. Yine buraya arkadaşlar son trabzanımıza 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Yedi tane sık iğnemi yaptım yaprağımın kenarına. Sekizinciyi de aynı şekilde arkadaşlar yuvada kapatıyorum. İkinci yaprağım da hazır arkadaşlar bu şekilde. İki tane yaprak hazırladık. Diğer iki tanesini yapayım. Sonuncuyu da beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncu yuvama bu şekilde sık iğne ile girdim. İki zincir çektim bir defa doladım. 2 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Trabzanımın arasına girip kapattım bu şekilde. Bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine 1 2 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum kirpik olarak. 2 defa doladım arkadaşlar. Aynı yuvaya 2 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Kirpik zincir sayımız aynı. Hepsinde de 4 zincir arkadaşlar. Ve 2 defa doladım. 1 2 2 2 4. trabzanımız 4 zincir onun da kirpiğini yapıyoruz en sonuncu 3 defa doluyoruz. Ruvaya girip 1, 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Şimdi yine 4 zincirimi çektim. Kapattım arkadaşlar. Bu şekilde kirpiğim. Son trabzanıma 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 ve 7. 7 tane yaptım arkadaşlar. 8. de bu şekilde aynı yaptığım yaprağı yaptığım yuvanın içini arkadaşlar kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde burada bırakmayıp kendinden önceki gelen bu yaprağın içindeki ilmekten alıyorum arkadaşlar. Buraya yakıyorum. Bu şekilde yaktım, kopardım. Evet arkadaşlar, şimdi geldi sıra yeşil kısmının yapımına. Bu şekilde ilk önce kalemimizle arkadaşlar bu ara suyunu yapacağız ve ara suyumuz için şöyle arkadaşlar 3 tane tığ battı arası bırakıyoruz sık iğne ile girdik yeni başlarken de aynı şekilde arkadaşlar buraya 2 tane zincir çekiyorum 3 tığ battıdan sonra ipimi uzatıyorum kalemimi taktım bu iki zincirin arkadaşlar ilk zincirine girip bu şekilde Yine iki zincir çekiyorum. Hemen iki zincirimi yandaki tığ battıya kapatıyorum. Bu şekilde araya bir tane tığ battı yapmış olduk. Tekrar iki zincir çekiyorum ve kalemime kapattım. Burada iki tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Yeşilde iki tane ilmeğimiz olacak ve ilk zincirden yine bir ilmek alıp iki zincir çekiyorum buraya kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar iki zincirden buraya tam 7 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. İki zincir çekip yandaki tığ battıya girdim. İki zincirimi çektim, yandaki tığ battıya girdim. İki zincir yandaki tığ battıya girdim. 1 2 3 4 tane oldu arkadaşlar. 1 2 zincir bu 5. 2 zincir bu şekilde 6. 2 zincir çektim. Bu da 7. Şimdi arkadaşlar şurayı kalemimizi çıkaralım. Bu şekilde arada şu kirpikler için iki tane ilmeğimiz oluşuyor. Şimdi yaprak kısmın yapımına geçiyoruz. O yüzden buraya 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Dönüyorum. Ortada 3 tane bırakıp 4.'cüye kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekip dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde arada 3 tane tığ battı var. 2 zincirimin üzerine bir defa tığımı doladım. Yaprak yapıyoruz. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2. Tekrar iki defa doluyorum arkadaşlar ve yuvaya girip 1 2 2 2. 4 seferde aldım bir tırabzan tepesine 4 zincir çekiyorum kapattım. Buraya 5 tane trabzanım arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. yı da yuvada kapattım. Bu şekilde. Yaprağım hazır. Buraya arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 şu tarafın arkadaşlar böyle bir şekilde bol olması lazım hatta 3 defa bile dolayabilirsiniz şimdi arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekiyorum kapattım bu trabzan arasına bu birinci kirpiğimiz 1 2 3 4 5 zincir bu da ikinci kirpiğimiz buraya 3 tane bu şekilde 5 zincirden oluşan kirpik yapıyoruz Şimdi arkadaşlar trabzan boyutumuz aynı oldu. Hani o bolluk vardı ya. Bu üç tane kirpikle kayboldu. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Dördüncüyü de bu şekilde yuvada yapıyorum. Bu dal kısmımız arkadaşlar. Şu motifimizi tutturacağımız kısım. Şu dal kısmı. Şimdi öbür yaprağımızı yapalım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 3 oldu. 2 defa doladım. 2 2 2 3 seferde aldım. 4. trabzanım oldu. Tekrar 2 defa doladım arkadaşlar. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 4 seferde aldığım bir trabzan tepesine 4 zincir ve trabzanımın arasına kapatıp kirpik yaptım buraya da 5 tane arkadaşlar çünkü burada 5 yapmıştık buraya da aynı eşit yapraklar yapıyoruz 2 3 4 ve 5 son trabzanımıza 5 tane yaptık sık iğnemizi 6. da bu şekilde yuvada yaptık bu şekilde arkadaşlar yaprak kısmımız hazır. Şimdi aynı tığ battının içine sık iğne ile girip şöyle tığ battı seviyesine müsavir Buraya da iki zincir çektim. Kapattım bir tığ battı. Kapattım, tığ battı. İki zincir kapattım tığ battı. İki zincir kapattım tığ battı. İki zincir kapattım bir tığ battı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde tekrar buraya Şimdi arkadaşlar şu ara suyunu yapacağız. Yani kalemimin işlemini yapacağız. Şimdi tekrar iki zincir ipimi çektim. Çektiğim ipe bu şekilde kalemimi taktım arkadaşlar. Ve dibindeki ilk zincirden girdim. İki zincir çekmiştik ya. Dibindeki birinci zincirden girip yine iki zincir çekiyorum. Ve arkadaşlar şuraya yandaki tığ battı bu iki zincirimi kapattım. Bir tane tığ battı yapmış olduk. Tekrar iki zincir kalemime çekip ipimi taktım. Kalemimde iki tane bu şekilde ilmek oluştu. Birinci birinci zincirimin içine arkadaşlar şu şekilde giriyoruz. Gözümüz bozuldu galiba. Göremedik ya. İki tane zincir çektim ilk zincirimin üzerine hemen yandaki tığ battıya kapattım şimdi arkadaşlar bu ara suyunu ben iki tane koydum buraya siz istediğiniz kadar ara suyu yapabilirsiniz arkadaşlar 3 olur 5 beş olur 5'ten fazla da artık koyulmasın bu şekilde şimdi üç tane tığ battı arasına koyarak Bunları yapabilirsiniz. Örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar ben burada kopartıyorum ipimi. 3 zincir çekip tığ battıya girdim. 1 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Yan yana 2 tane ilmekleriniz oluyor. Ve ipimi de koparalım. Yaptığımız motifimizi monteleme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimizin şu en ortasındaki yaptığımız 8 zincirli yuvadan tığımızı taktık bu şekilde. Yaprağımız da buradan en ortada yaptığımız dalımızın ortasındaki bakın arkadaşlar şu şekilde. En ortasından tığımızı taktık. Ve o ortadaki yeşil bakın arkadaşlar şöyle de göstereyim daha net. Yeşil kirpiği buradan bir tanesini çıkardık. Şimdi arkadaşlar buradan sarı ipimizden iki tane zincirimizi geçirdik. İpimiz takılıyken de geçirebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. Kirpik yapacağız arkadaşlar. 6 veya 7 zincir kalınlığına göre 7 zincirimi çektim arkadaşlar. Aynı bu 5 zincirli yeşil yuvadan kapattım. Birinci kirpiğim. yedi zincir aynı yere ortadaki iki yolu kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Bu şekilde buraya 3 tane kirpik yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane yaprak vardı. Hemen yanındaki bakın hemen yanındaki yerden boşluktan yaprağı yaptım bu boşluktan öbür 5 zincirli yuvayı da çıkarıyorum şöyle bir sık iğne ile bu yeşil yuvaya geçiş yaptım burası yuvarlak olacak arkadaşlar şimdi buraya da dolduralım 3 tane kirpik 1 2 3 4 5 6 ve 7 aynı yeşil yuvanın yaptığım bu 5 zincirli kirpiğin dalımıza yaptım içine arkadaşlar kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 aynı yuvaya kapattım. Evet arkadaşlar ikincisi de hazır. Şimdi arkadaşlar bir tane boşluk bırakıp bu tarafına yani ortada bir tane arkada bir tane kalacak şekilde şöyle bakın bir tane yaprak arada bırakıyorum. İkinci yapraktan bu yeşil zincirli yuvayı çıkardım. Ve içine arkadaşlar ortasına sık iğne ile geçiş yaptım. Şöyle daha net gözükecek. Şimdi bu yeşil yuvanın içine de asla beyaza batmıyoruz arkadaşlar. Yeşil yuvanın içine 7 zincir. 7 zincirimi yeşil yuvada kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi yine bu yeşil yuvada kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 6 7 zincir kapattım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk yaptığım yeşil yuvan ortadakine de bir sık iğneyle yeşile bak asla beyazı batmıyoruz arkadaşlar buraya yani dönmesi için yuvarlak olması için bir sık iğne ile de oraya girdim arkadaşlar bu şekilde. Bir zincirimi de çektim. İpimi kopardım. Şimdi arkadaşlar bu iplerimi şöyle alttan çekip yakacağız. Şimdi arkadaşlar şu iki tane kirpiğimizi tutturduk. Şöyle düz olmasına da bakalım. Şöyle arkadaşlar ben biraz uzun bırakıyorum ki şurasını sarı kısmını. Siz de öyle yaparsanız size de bir kolaylık olur arkadaşlar. Çünkü bunun üzerine kirpikler yaptığımız zaman kirpikler daha tok duruyor. Yani ütüsüz bile ütülü gibi durabiliyor. Altına o ipi destek yapıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar 7 zincirimi çektim. Kapattım. Altı da çekebilirsiniz bu şekilde. Kapattım. Bu iki tane ilmeğimin arasına iki oldu. Ve üçüncü kirpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım arkadaşlar. Yeşil yuvada. Bu şekilde 4 tane kirpik oldu. Şimdi bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şöyle arkadaşlar şu uzun bıraktım Bu kadar da uzun bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Kameranın şeyinden fark etmemişim. Çekimini. Şimdi bunu burada yanık izi olmasın diye arkadaşlar şöyle bir ilmek alıyorum buradan. Ve geri arkaya doğru bunu çekiyorum. Böyle çekerseniz arkadaşlar hani yanık izi yanda gözükmemiş temiz bir çalışma yapmış olursunuz. bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Şöyle arkasından da tabii ki ütülendiği zaman bu biliyorsunuz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok şahane bir model oldu. Bu kalemle yapılan yerler arkadaşlar ütülendiği zaman daha kalıp gibi duracaktır. Eğer bunları da arkadaşlar kolalamak istiyorsanız saç spreyiyle şöyle tülbentinize değdirmeden önüne bir şey koyarak bu şekilde kalıp gibi durdurabilirsiniz saç spreyiyle de. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.